Kolyeni bulabildin mi? Bulamadım. Her yere baktım, yok. Evde de yok. Ali, ben ne yapacağım? Bir şey değil. Tanıştırayım. Bu arkadaş okula yeni Akil. Bugün ilk günüydü. Isırık arkadaş. Barış. Beni bugün okula bırakan arkadaş. O birazcık maddenin mal hali sanki. Bana öyle geldi. Haksızlık ediyorsun ama. Böyle nasıl bir insan biliyor musunuz? Sanki tam karakter oturacakmış da birisi hop altından tabureyi çekmiş gibi, hani öyle düşünün. Yaptığı iyiliği unutturacak kadar darlayabiliyor adamı ya. Canını mı sıktı? Var öyle huyları, evet. Ama özünde iyi biriyim değil mi? Ne, özünde ama bayağı bir özünde. Böyle o öze ulaşabilmek için artezyen falan kazmak lazım, o derece. Sen şu teşekkürünü et de alacak verecek kalmasın ha? Yani teşekkür ya. Zorlama istersen. Vay. Burada herkes çok sertmiş. Bilmem gereken başka bir şey var mı Amazon kız? Yenisin. Bu okulda bilmen gereken tek şey, tek önemli şey, yaprak demek buradaki beş kişi demek. Yani? Yani. Onun canını sıkan buradaki beş kişinin canını sıkar. Anladın mı? Benim anladığım şu. Ben bu okulda hiç sıkılmayacağım. Hiç anlamamışsın. Eyvallah. Öğrenmen gereken başka şeyler de var. Bir, yeni gelen önce paspas yapar. İki, takım kaptanı ne derse o, emirleri sorgulamaz. Üç, takım kaptanı benim. Dört, bu lafı edecek biri hiç değil. Neden ediyorsun o zaman? Biri yaprağın canını sıkacak, ben de öylece duracağım. İşte öyle biri hiç değil. Ne öneriyorsun bana peki? Vallahi önerim, kovaya daldırdıktan sonra paspasın suyunu iyice süz. İşte önerim. Hop! Sen bunları hangi sıfatla söylüyorsun Ali? Anlamadım hocam. Sen bunları diyorum hangi sıfatla söylüyorsun? Ali diyorum. Takım kaptanı olarak. Barış sana söylemedi anlaşılan da ha? Neyi? Yeni kaptanımız Barış. Nasıl yani hocam? Bugün gelen adama takım kaptanlığını mı verdiniz? 5 dakika önce verdim kaptanlığı. En yeni gelen adama kaptanlığı vereceğimi söylemiştim. Biraz canın yansın diye. Talihli adamım, en yeni adamımız. Geçen senenin en değerli oyuncusu çıktı. Ha? Barış, göster bakalım. Ne bu? Ha? Gene direkten dönmüşsün. Ha? Kaptan dediğin adam biraz örnek olur, örnek. Peç. Ama hocam. Konuşma. Soyunma odasından anahtarlarını da ver Barış'a. Hadi bakayım, yeni kaptanımız. Sanki sen başlattın ha? Ali kaptan. Paspasla bakalım şimdi. Neydi ikinci kural? Kaptan ne derse o olur. Emirlerine karşı gelinmez. Şu anahtarı da ver bana. Yarın diyeceğim saatte diyeceğim yerde ol. Anahtarları alırız. Gelmezsem ne olur? Gelir misin demedi. Gel dedi. Uzatma diyorsun. Aynen. Paspası unuttun Ali. Niye buradayız? Ben burada yaprağa söz vermiştim. Yüzünden asla izin vermeyeceğim diye. Vermedin de biliyor musun?
Sana tavsiyem, her sabah yaprağa verdiğin sözü düşün. Öyle gir okulun kapısına. Geçen sene en değerli oyuncu seçilmişsin. Öyle. Geçen sene turnuvada yoktu. Belki de o yüzdendir. Hoca kaptan dediğin ya en yetenekli olan ya da örnek olandır dedi. Bence sen ikisi de değilsin. Bunu bir düşün. İyi akşamlar Amazon kızı. Nasıl ya? Özlemişsiniz diye düşündüm, geldim işte. Ya çok özledim Sırık. Kimseleri yerine koyamadım. Sinirlenince daha çekilir oluyorsun yalnız. Senin var ya. Yaprak, iltifat ediyor. Basket odamdan ya. Vay, güzel odaymış. Erkek kardeşin mi? Maalesef çok yavaşsın Yaprak. Çıksana o odamdan. Çıksana ya. Çık, çık. Ya Yaprak, niye trip yapıp duruyorsun? Ne güzel konuşuyoruz. Allah'ım gökten şans diye at nalı yağsa benim üzerime at düşüyor ya. Neden ya, neden ben? Yakında beni karşına çıkardığı için dua edeceksin. Yaprak saçmalama. Bunu odamda unutmuşsun Sırık. Amazon kızı, bana bir de telefon borçlusun. Başka ne borcum var ki sana? Aa, bir düşüneyim. Benzin parası, tekne kirası, bir de hız cezası, ha bir de telefon. Bana bak Sırık, sen bugün okula tek parça halinde gelebildin mi? Gelebilmiş gözüküyorsun. Evet. İyi o zaman. Borcum falan yok sana, canını bağışlamış. Sana hiç dünyanın en çok kafa açan, en çekilmez, en arıza kızı olduğunu söylediler mi? Evet, söylediler. İyi işte, sen de uzak dursana benden ya. Uğraşma benimle. Yalnız ben az önce hoşlandığım özellikleri sayıyordum. Onun parkında kalbini buldum. Küçücük yaşımda ruhuna tutundum. Bir prens gibi. Beni hep kendini önünde tuttun. Kahramansın, pek bir aşksın, sıcak yuvamsın. Hmm. Tadı da görüntüsü de çok güzelmiş ya. Tam paylaşmalık. Gitar pert. Kaç yıllık bu cihaz? Babamın hediyesi. En son hatırladığı doğum günümde almıştı.
4 yıl önce. Oranız hala leş mi? Şöyle söyleyeyim. Geçen ay beni aradı. Oğlum nasılsın dedi. Ben de telefonu tamire verdim bozuktur diye. Öyle yani. Ya o değil de sen bize ne zaman açıklayacaktın? Neyi? Hayırdır abi? Bak bak karşının taksisi gibi bakmalar, böyle anlamamazlıktan gelmeler falan. İlk aşk. Beste yapılmış. Demek ki aşık olunmuş. Kim? Sınıftan mı? Sınıftan. Şunu mu anlamadın yavrum? Evet hocam. Şimdi yavrum, oradaki mevzu yer çekimi yasası. Neydi yani yer çekimi? Aşka düşmekten yer çekimi sorumlu değildir yavrum. Nasıl hocam? Yavrum şimdi eline sıcak bir fırının içine soktuğunu düşün. O sıcak fırının içerisinde geçirdiğin bir dakika sana bir saatmiş gibi gelir. Ama eğer o çok sevdiğin kadının yanındaysa ve bir saat geçirirse sana bu bir dakikaymış gibi gelir yavrum. İşte izafiyet teorisi budur. Anlıyorum hocam. İzninizle. Tahmin et bakalım. Kimle şiplesek? Kim? Rüya. Rüya mı? Konuşan fondöten. Ben onu geçen tuvalette gördüm. Yüzüne böyle kat kat sürüyordu. Yani o kız değişim geçirmiyor. Kentsel dönüşüm geçiriyor resmen. Yıkıyor, bir daha yapıyor. Olmaz. Saç makyaj falan sana ters. Yaprak Ayvaz, ana kraliçesi zorlamadığı müddetçe kuaförün semtine bile uğramaz. Ortalama bir Yaprak Ayvaz için kuaförde geçirilen bir saniye dünyadaki 7 seneye tekabül eder. Yok, ben de sevmem fazla makyaj abartanları. Tamam, tamam. Eledik onu. O zaman kim? Kim? Fulya. Keko, baksana. Kız nerede oturuyor, biz nerede oturuyoruz? Buradan tahtaya 3 vesaitte gidiliyor. Abartmadan arada bir sıra var. Baksana kız yalnız kapmış önü. Dersiyle hocadan seyrediyor. Soru bankasıyla da ciddi düşünüyor. Olmaz mı yani? Ya olmaz tabii. Baksana. Ne konuşacaklar ki Ali'yle? İkinci dereceden integral mi? Yok yok, o tarzda ben değil. Tamam. İyi, onu da eledik. De kim o zaman ya? Kim? Gıcık ettin beni. Söylesene. Sözüm var biliyorsun. Bestemi ilk 9 okuyacağım. Ben ne zaman dinleyeceğim? Sen de 9'da aynı zamanda. Biz de mi geliyoruz? Ne zaman? Bugün gitarı tamirciye götüreceğim. Oradan da tepelikte buluşuruz. Hem besteyle tanışmış olursunuz. Hem de kızla. Ya ben gelirim de şey Sinan'ı bilmiyorum yani. Kafa gidik onun bu sıralar. Anlatmıyor da. Ay. Bizim Gökhan da çok fena halde. İlişki durumu Tülay, ne olur geri dön. Sessiz yapamıyorum Tülay. Neredesin? Küçük Titan. Vitamini yok mu daha? Şöyle zarif bir ablamız olsun. Bana tamam. Kim gibi mesela? Kim gibi mesela? Mesela sen gibi. Ben. Ya ben sana diyorum ki Kuğu Gölü Balesi, sen bana diyorsun ki bol soğanlı kantum. Zarif olsun dedik ya, zarif. Alaylı kuşum, benim kanımda eli belinde bol atarlı albibarlar dolaşıyor ya. Sen ne diyorsun? Amazon. Sırık. Temiz bir sayfa açalım diyorum, ne diyorsun? Ya senin böyle ben bunlara artık bulaşmayayım tavırların yok mu? Yok işte, keşke olsa. Anlamadım. Anlamazsın tabii.
Bütün gün düşünmüyorsun, düşünmüyorsun. Sonra böyle gün içinde düşünmen gerektiğinde hata veriyor beyin. Biraz daha pratik, biraz daha böyle esneme, açılma yap, öyle düşün. Bir şans daha versen olmuyor mu? İşine bak hadi. Ali, senin benimle barışman lazım artık. Yok yok yok, böyle iyi. Bak bize bulaşma. Bulaşırsan değil okul, yarım küre değiştirmen gerekir, haberin olsun. Anladım. Hadi yürü. Senin benimle derdin ne? Geldi gönüllerin efendisi yine. Hebade, he? Ne? Spor bursum kesilmiş. Sonunda değil mi? Mutlusundur sen şimdi. Anlamadım. Anlamak işine gelmiyor. Ondan olabilir mi acaba? Hayır Badeciğim, benim için pilot anonsu neyse, doktor yazısı neyse sen de olsun. Ben üçünüzü de anlamıyorum. Okçuluk kolu kadroyu asmışım. Liseden çıkarılmışım. Artık teksin. Ah, ama tabii senin bundan hiç haberin yok değil mi? Yok. Her zamanki gibi. Bade, kurmuşsun yine kafanda, gelmişsin bana hesap soruyorsun. Bu kaçıncı ya? Benim sorum da bu. Bu kaçıncı? Sen eminsin yani. Adım gibi. Ya biliyor musun, ben dünyanın yuvarlak olduğunu seninle kanıtlarım ha. Ne? Çünkü seninle bir şekilde dönüyoruz, aynı noktaya geliyoruz. Başarıyoruz yani bunu. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bak sana ne diyeceğim Yaprak. Okçuluktan sıkılırsan bence sen bir de şansını tiyatro konuda dene. Bence çok başarılı olursun. Bade, ben sana söylüyorum. Sende mavi tik çıkmıyor. Ulaşmıyor mu sana söylediklerim ya? Bir bas git, bir huzur ver artık ha. Yaprak, bu konu burada kapanmadı. Yaprakcığım bak şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Ben yarın dilekçeyi müdüriyete veriyorum. Araştırsınlar bakalım şu kadro meselesi neymiş. Bana bak bari, benim iyi niyetim stoklarla sınırlı. Acaba kurulun karşısında da böyle espri kasabilecek misin sen? Bade, bak enerjimi emdin, bitirdin, tükettim ben. Tek dişe düştüm ben senin yüzünden. Böyle batarya bitti diyeceğim az sonra. Yarın görüşeceğiz seninle. Görüşelim ya, ne olur görüşelim. Ben seni çok özlüyorum ya. Görmesem günüm kötü geçiyor, o derece. Okey? Hadi bay. Mutlusun. Ali, galiba senin kız bize ekti ha? Şş, zaten öyle biri yok da. Alo, Yaprak neredesin? Hatun kişi acıkta oyalayın. Benim bir ufak işim var, halledip geleceğim, tamam. Ne iş? Anlatırım gelince. Hadi bay. Alo. Musa amca, Yaprak ben, Taner Ayvaz'ın kızı. Yaprak. Ha, nasılsın kızım? Hayırdır? Bir arkadaşım sizin karakoldaymış, Barış Ozansoy. Barış Ozansoy. Allah Allah. O
18 yaşında kuyumcu soygunu, adam yaralama. Evet. Burada Yaprakçığım. Yarım saate mahkemeye sevk edecek. Ama o çocuğun işi zor. Bir ispatı da yok. Yazık etmiş kendine. Yıllarca hüküm giyer. Babaannesi bir tabur avukat göndermiş ama boşuna. Buyur amca, ne olur bekletin. Barış sussuz. İspatı yanımda. Ben şimdi taksiye binip geliyorum. Ne olur annemlere haber ver. Alo. Alo, Taner. Çengelköy karakoluna bir uğrasanıza. Hayırdır? Senin kız aradı Yaprak. Buraya gelecekmiş. Annemlere haber ver diyecekti ama... Telefonu kapandı. Ulaşamıyorum da. Tamam Musa. Hemen geliyoruz. Ne oldu? Yaprak. Kötü bir şey yok değil mi? Az evvel konuştum Yaprak'la. Durumu iyiydi. Tamam, tamam. Biz de oraya gidiyoruz hemen. Beyler galiba Yaprak'ın başı dertte ya. Hadi gidelim. Ali, senin kız gelecek. Sen kal, biz gideriz. Ben yolda ararım onu. Arkadaşını mahkemeye sevk etmemiz lazım artık. Suçu sabit. Elinde iddia ettiğin gibi bir kanıt var mı? Hadi seni kızım. Buyur efendim. Pekala, o zaman şunun cevabını ver önce bize. Bu suçlar işlenirken Barış Ozan Soy neredeydi? Desene kızım. Hadi ama kızım. Bak bunca insan seni bekliyor burada. Anlatmayacak mısın? Evet kızım. Seni bekliyoruz. Suçsuz. İspatı da burada ama şarjım bitti. Yanında mı şarj kablosu? Mehmet, şunu çalışır duruma getirin de bir bakalım. Gerek yok abi. Aynısı benim telefonumda da var. Madem var, bunca zamandır niye göstermedin? Çünkü panik yaptım. Yani aniden oldu her şey. Fazla vaktimiz yok. Getirin zamanı telefonunu. Bahsettiğin kanıt bu mu? Şey var ya. Ya Yaprak, niye trip yapıp duruyorsun? Ne güzel konuşuyoruz. Evladım cevap versene. Maalesef çok yavaşsın Yaprak'cığım. Sana o adamdan.
Yaprak. Evet bu. Yakında beni karşına çıkardığı için dua edeceksin. İyi de bu video günah ait değil ki. Aa. Yaprak. Hay Allah ya, ben karıştırmış mı onu? Mehmet, kelepçeleyip sevk edin zanlıyı. Barış Bey'le 5 dakika hususi konuşmak istiyorum. Fazla uzamasın ama. Belki Ozan Soy'un torunu Barış Ozan Soy hala içeride sayın seyirciler. Meraklı bekleyiş devam ediyor. Aklımızı aldık. Tansiyonum şaştı vallahi. Hayır, attığın taş ürküttüğün kuşa değse bari. Anne, karıştırmışım. Ne? Karıştırmışım. Karıştıracak şey mi bu yaprak? Peki neredeymiş dün gece? Ay ana kraliçe, ben ne bileyim ya neredeymiş. Canım insan bilmez mi erkek arkadaşı neredeymiş? Erkek arkadaş derken? Yaprak. Aşkın sen hayırdır ya? Yok öyle bir şey ya. Beni biliyorsunuz. Seni çok seviyorum. Benim kalp standart. Milletinki seviyor falan. Bendeki anca kan pompalıyor. Özetle ben Yaprak Ayvaz. Aşk burada çekmiyor. Ya tamam öldüm, tamam. Vurmayın, vurmayın. Azıcık gülsenize ya. Başkan, iyi yedin bizi be. En çok satanlar da zirvedesin. Büyük satış. Hani gıcıktın sen sıra, ha? Gıcıktı. Hala gıcı. Vallahi ben hiç empati kuramayacağım ya. Düşüncem şu. Ben böyle ilişkinin var ya. Hadi yeter ya. Budur. Yani benim düşüncem bu yönde yaptı. Dedi agresif adam. Abi o nasıl küfürdü ya? Millet sığınaklara kaçtı. Ya kardeşim kusurumuza bakma ya, gerçekten. İyi dayandın. Ali kuşum. Böyle demesen mi artık yapma? Ne diyeyim mesela? Devrem mi diyeyim, kirven mi diyeyim, toprağım mı diyeyim? Ha, fantezi müziğin prensi mi diyeyim, ne diyeyim, söyle onu diyeceğim valla. Bir şey demene gerek yok. Bize niye oynatma, ona takıldık biz. Ya Gamze, ne ekmek banayım, sen bana paso köpek çekiyorsun ya. Sırık kim ya, Sırık kim, kim, kim? Erkek arkadaşın. Ya ben anlatıyorum, anlatıyorum, sizde spama düşüyor galiba. Barış'la benim ne alakam var, ne alakası var ya? Hı, aynen ya, senin ne alakan var Sırık'la? Harbiden ya, başka şeyler konuşalım. Batı'nın iyi yanlarını konuşalım. Mesela Kate Upton. Yanına da iki pizza söyleyelim. Sırık da sırık. Ne sırıkmış ya? Adam kafadan zaten 20 yıl yatar abi. Biz onu kurtarmamız lazım. Nasıl yani? Sen ciddi misin? Burun deliklerimle fincandaki kahveyi böyle dalgalandırdım. Nasıl yaptın bunu? Bize ne Yaprak? Bize ne? Yaprak, Barış'ı tanımadan sen keşke bir save alsaymışız seni ya. Dönemiyorsun eskiye. Ya Barış suçsuz. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü bütün gece benimleydi. Benimle misiniz? Ne diyorsunuz? Ya Allah'ını seven üstüme roket bir şey atsın. Yeter Yaprak ya. Yıldırdın ya. Sen bir otur, çok gaza geldin. Otursan bir. Yaprak. Bak konu sensen. İzlemeden basarız beğeni. Ama Sırığı kurtarmak nedir abi? Ha? Gökhan?
tüm kalbimle. Bir git diyorum Yaprak ya. Sormasan sevinirim. Ya sürpriz kasmış gece. Ben uyurken pencereden odama girmiş bu. Tanık yazılalım. Her şeyi o yaptı diyelim. He. Gasplar ne varsa işleyip işleyip üstüne atalım. Müebbet yesin. At. Yaprak yesin konuyu at. Nerede başlattın? Nerelere götürdün? Nerelerde durdun? Nereye getirdin? 500 T gibisin ya. Ya ama Barış suçsuz. Siz hem ne olsun istiyorsunuz ki? İşte ben onu istemiyorum. Yaprak. Odana girdi. Sonra? Çiçek falan koymuş. Sonra da uyuyakalmış. O kadar. Ya Yaprak suçludur belki. Ha? Olaydan sonra gelmiştir odana. Uyuyorsundur kızım. Nereden bileceksin? Çıldırtma bizi. Ya biliyorum, biliyorum. Biliyorum diyor ya. Ya nasıl, nasıl, nasıl? Onu soruyoruz ya. Kameram açık kalmış. Her şey kaydetmiş. Karakolda? Beni korudu. Özetle sırık masum. Peki, bir şey soracağım. Tek bir şey. Bunu neden yapıyoruz? Aynen. Milyonlarca yürek, akıllarda tek bir soru. Niye? Çünkü benim vicdanım böyle bir şeyi kaldıramaz. Parkında kalbini buldum. Küçücük yaşımda ne diyorsunuz? Bir prens gibi kalbimin sesini duydum. Yaprak. Sakın. Bir konuşalım. Niye? Niye olmasın? Niye olsun? Ya bir şans ver bana hadi. Kırma beni. Seni kıracağım ortadan ikiye. Okey. Telefonumu açmıyorsun. Mektuplarıma cevap vermiyorsun. En son takip isteği attım, ona da dönmedim. Biz nasıl haberleşeceğiz? Sırrı engelle. Sosyal medyadan sil. Telefonu kapat ve modemi sök. Bugünkü mottom bu mu? Bu. Yaprak, bir şey söyleyeceğim. Ne? Galiba ben de senden hoşlanıyorum. Ne sıratıyorsun ya at gibi? Atlar mı ısırdı seni küçükken? Atlar mı büyüttü? Nedir? Tamam. Gülmeyeceğim. Sen hayırdır ya? Nereden geliyor senin bu cesaretin? Benim cesaretim tam olarak şuradan geliyor. Tamam. Otomatik düzeltme bu işte. Otomatik düzeltmeye bak. 3 tane ö ve 3 ünlemli aşkım. Vallahi duyguların şelale olmuş Yaprak. Ben de sana karşı boş değilim. Ya bu arada aldığım en güzel aşk mesajıydı. Teşekkür ederim. Tuttun mu aşk mesajı? Aşk. Ya arkadaşlar bu sırık beyin lobunun birine ihtiyaçtan satmış. Siz onu çok şey yapmayın ya, sallamayın. Aa çok yeniyiz de bilinsin istemiyoruz, aramızda kalsın. Tamam tamam, sür. Sırrı ya, o otomatik düzeltme. Otomatik düzeltme o. Sırık, desibel sınırını aşmak üzereyim. Seni çok acayip seslere çıkartacağım az sonra. Yaprak, bir sorun var. Neden normal insanlar gibi olamıyorsun? Bir kere tamam desen, peki desen. Herkes gibi olsun. Gelme o zaman peşimden. Uğraşma benimle. Ne işin var? Ben o kızlarla olmadım, olmayacağım hiçbir zaman. Ben o kızlardan değilim. Biliyor musun? İyi ki değilsin. Çünkü ben öyle kızlardan hiç hoşlanmam. Sizinkiler burada yok. Bırak istersen ha. Asu aşağıda. Ya biraz gözükelim o kadar işte. Tamam sen bilirsin o zaman. Neyse sen git ben geliyorum. Yaprak. Hı. Vaktin var mı az konuşalım? Konuşalım. Biliyorsun Ali ve ben
Biliyorum. Şöyle bir şey var. Siz çok yakınsınız ya. Yani nasıl desem, biraz kıskanıyorum. Böyle her dakika dip dipeseniz falan olmuyor. Ne yapayım? Soğuk mu yapayım Ali'ye? Ya da en temizi ben Ali'yi arkadaşlıktan çıkartayım. Olsun bitsin. Yok canım, o kadar abartma. Bunu mu istiyorsun? Yok, sadece birazcık mesafe istiyorum. Yani Ali'nin sevgilisi olarak bunu istemem hakkım diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde yürünmez. Ve sen de Ali'nin mutsuz olmasını istemezsin değil mi? İstemem. Merve, millet bize bakıyor ya. Bakmıyorlar. Oğlum sıfır park ettin kızım. Çıkacağım beynine. Yok lan, manyaklaşma. Oğlum nereye götürüyorsun lan kızım? Amel ya bak. Ama artık erteleme anne. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi. Ne bizi, ne yaprağı, ne de kendini. Lan haber versene oğlum, nasıl dansçısın sen? Yap ne yapıyorsan. Seninkiler gitti. Nereye? 12 yıldır ertelediğim bir şey var. Oraya gidiyorum. Yaprak. Hı-hı. Bu daha sonra hisseder misin? Ya şey Ali, ben... Belki başkasına sözü vardır Ali. Aha. Bence gayet mutlu gözüküyorlar. Sana sormadım. Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de. Ben boş attım, dolu tuttum. Ya sen zaten neden tamam diyorsun ki? Benim ayağım ağrıyor de. Başka bir şey de. Oğuz'la dans edeceğim ben. Canım öyle istiyor de. Allah. İşte ya da ne bileyim, içimden geldi de. Sırık. Senin beynini satacağım ha. Sahibinden temiz. Hiç kullanılmamış diye. Seni dakika başı kızdırmak lazım. Niye? Şuursuz musun? Yok. Sinirliyken çok güzel oluyorsun. Sence doğru mu yapıyorsun? Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama İçimden geleni yapıyorum. İtiraf edeceksin yani. Sizinkilerden kimse yok. Korkma, oyunum bozulmaz. Müsait mi kardeşim?
Arkadaşlar, herkese merhaba. Merhaba. Şimdi çalacağım parça benim için çok önemli. Bir gün aşık olursam o kızı okuyacaktım bestemi. Şarkıdaki kız şu anda aramızda. Abi kim acaba ya? Bu şarkı ona. Sen öyle nasıl gülüyorsun? Açıyorsun yaprak yaprak. Burada ben sanki ölüyorum. Sen çiçeksin, ben toprak. Sen öyle nasıl gülüyorsun? Açıyorsun yaprak yaprak. Burada ben sanki ölüyorum. Kanka ben gidiyorum ya. Nereye bir tanem? Dağıtın ki sizi görecektik. Yok. Ya siz benim her şeyimsiniz. Ben biraz kıskanıyorum galiba. Ben gidiyorum abi. Nereye gidiyorsun abi ya? Ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Kafam basmıyor. Beynimin bütün loblarını, kıvrımlarını titrettin Ali. Ali, çok güzel çaldın. Abi ne oldu? Anlatsana bize. Yok bir şey. Ya bir şey diyeceğim, dur bir. Dur bir. Bak yaprak bir sene iki yani. Ne oluyor size? Ha? Depara koşup duruyorsunuz. Ne oldu? Bir söyle, anlat. Hayır, bir şey diyeceğim. Hakikaten gel otur konuşalım. Bak çocuk ağlıyor. Ha bize mi anlatmıyorsun? Bak ayıp ediyorsun Ali. Gel anlat ne? Ya abi anlatırım sonra. Konuşuruz. Hayda. Hayır ben de kötüyüm ama gitmiyorum yani. Abi bir dur sen de ya. Oğlum sen niye ağlıyorsun? Konuşalım lütfen. Oyun okula bari. Ali. Canım oynamak istemiyor bana. Seni seviyorum. Özel cümle. Çok özel cümle. Belki bir başkasına söylersin. Başkasına? Herkese söylenebiliyorsa o kadar da özel değilmiş demek ki. Kalbinin sesi böyle çok güzel. O makineyi dinledim ya. O çok kötüydü. Bir daha öyle olmasın. Sorayım mı artık? Sor. Senle... Barış mı? Barış. Sıra ne oldu? Yolda artı puan kazandı. Çok destek oldu hepimize. Sıra iptal şimdilik. Ama var ya, asabımı bozarsa yapıştırırım tekrar sıra. Hiç acımam. Sarılıyordunuz. Ha, sarılıyorduk. Ya benim kolyem bulunmuş. Daha önemlisi sen uyanmışsın. Ben ne yaptığımı bilmiyorum ki. Kim olsa sarılırdım yani. Ne var ki bunda? Hepsi bu yani. Hepsi bu kadar. Hem ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? Yani çocuğa da olur olmaz çemkiriyorum. Kendimi uzaklaştıracağım diye demediğimi bırakmıyorum. Yaprak. Barış'a aşık mısın? Hayır değilim. Ben aşık olsam anlamam ki. Benim kalbim salağın önde gideni bayrak sallayanı. Benim kalbim öküzün teki.
Aşkı görse tanımaz, tanısı anlamaz. Anlarsın Yaprak. Öyle bir anlarsın ki. Görmezden gelmeye çalışırsın. Beceremezsin. Şişt. Kim üzdü seni bu kadar? Ha? O hatun kişi mi? Boş ver. Ali. Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Et bakalım. Yani sarılmayı falan geç de. Böyle son günlerde bana şey oluyor. Barış benim yanıma geldiğinde böyle bir garip oluyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kalbim çok hızlı çarpıyor. Ama sonra geçiyor. Sadece o an. Tamam, tamam Yaprak. Özür dilerim. Bak, sen Barış'a çok sinirlisin. Ben seni anlıyorum. Yaprak. Ben sana aşığım. Bak kalbim nasıl hızlatıyor. Hazırlıksız yakalandım çünkü. Şok oldum. Öyle olunca kalbin hızlatır. İlla birine bir şey hissetmen gerekmez. Ondan olmasın öyle kalbin hızlatmasın. Korkma. Sadece uygulamalı göstermek istedim. Ali insan bir haber verir ya. Hazırlıksız yakalamak için mi? Yani sen ondan diyorsun öyle hızlı atmalar. Ondan demiyorum. Olabilir diyorum. Ama sen yine de Barış'a karşı bir şeyler hissedersen bana söyleme olur mu? Hissetmem ki. Olsun. Sen yine de söyleme. Sen ona çok sinirlisin diye değil mi? Beni üzer diye değil mi? Değil mi? Ne yapacağız bunu? Vallahi bilmiyorum ama Ali bunu bizde yakalarsa... Yandık. Aynen. O zaman biz yanmadan bunu yakalım. Ama elimizdeki tek delil bu değil mi? Ha, bilmiyorum, emin değilim. Yani sahte de olabilir. Nasıl yani? Ya işte kolpa bir oyun olabilir, bilmiyorum. Sen karşılaştırdım demedin mi yazıyı, Ela Hoca'nın yazısı bu demedin mi? Aynen, baktım. Ama ne bileyim, bilmiyorum, emin olamıyorum. Peki şu gönderende haber var mı? Yazan adrese gittim. Tinerci yatağı. Ha, adres de kolpa yani. Muhtemelen. Ya bak bir konu daha var. Neymiş? Böyle bazı sayfalar yırtık. Mesela bak bu sayfa yırtık. İşte ne bileyim. Bu sayfa. Sadece birkaç harf okunuyor o kadar. Senin haberin var mı? Yok. Bilmiyorum. Garip. Sana geldiğinde böyle miydi? Hı hı. Eğer
geldi, ne zaman dönüyorsun takıma? Şu yarayıcı bir iyileşsin. Geleceğim, sözüm var. Dön artık, özlettin kendini. Geleceğim. Neyse, kaçtık biz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Etti 3 sayfa. Yaprağın böyle öğrenmesini sen de istemezsin Ali. Ne yazıyordu acaba o sayfalarda? Boş ver ya, yani önemli bir şey olsa koparmazlar herhalde. Hacı, bunlar da paso yan yana ya. Kafası mı karışık, bize mi oynuyor ben anlamadım. Bu sırık gene böyle iddia kasıyor olmasın? Anlarız. Neyse ya, ben kantine gidiyorum. Servis bir daha durmaz Huzur evine kadar. Aynen, yolda sonra su diye inletiyorlar. Ben de gideceğim. Ali, hapse gidin. Ben buradayım. Söylemeyeceksin değil mi? Ben söyleyemem. Bir de hastaneden yeni çıktı Ali. Ben de söyleyemem. Ne yapacağız? Tek bir çözüm var. Defteri sahibine geri götüreceğiz. Ela hocanın odasına bırakacağız. Ya yakalanırsak? Ya yakalanmayacağız. Öyle bir şansımız yok. Şimdi az sonra Huzur evinin servisi kalkacak. Herhalde Ela... Çantasını da almış. Herhalde geri dönmeyecektir değil mi? Boşatıp dağıtalım. Ama önce emin olalım. Müdürün odaya gidiyor ha. Müdür onu en az 10 dakika kilitler. Hadi. Ela Hanım, hediyeler medyeler her şey tamam değil mi? Tamam müdür bey. Bakın çok ihtimam istiyorum. Böyle taşkınlık, şaşkınlık, bir fevri hareketler falan istemiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Yani. Gençlerle yaşlılar buluşacak. Ya siz de göreceksiniz. İki taraf da bundan çok memnun olacak. İyi, tamam, çok güzel. Hadi vakittir o zaman, gidelim. Kıtır, hadi bakalım. Hop. Katlı kamera yok değil mi? Aa, yok. Kapı açık. Ela Hanım, önce Huzur Evi yönetimine okulumuzun plaketini takdim ederiz. Ay şey, plaket odamda kaldı. Ben hemen geliyorum müdür bey, hemen. Oğlum binme arkadaşının üstüne. Artık o düşünsün. Defteri ver. Sende defter. Hayır, ben değil, sende. Yaprak, sende hadi. Bende. Ali? Sıkıntısı olmayan bu odaya girmez. Hayırdır Yaprak? Sıkıntım var. Yani bir şey konuşacaktık. Ne hakkında? Ya, ya özel bir mesele. Bize anlatmadın ama onun bildiği. Ya Ali. Çocuklar. Merhaba hocam. Bir sorun mu var? Yok hocam, sorun yok. Sadece konuşmaya gelmiştik. Çok acil değilse. Yok 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 yok, hiç hiç acil değil. O zaman yarın erteleyelim, olur mu? Şimdi servisler de kalkacak. Ne demedim? Konuşacağız sonra. Hadi Yaprak. Yaprakcığım. Aa hocam. Ne oldu sizin önünüze? Ne döktünüz? Nereme dökülmüş? Peki. Ne var? Ha yok, ben yanlış görmüşüm hocam. Kusura bakmayın. Gittim ben.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.